Beyin Sports. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri anlamlı bir açıklamaya imza attı. "Tavrımız net, duruşumuz bir, kadına şiddete son diyoruz." başlığıyla yapılan açıklamada iki kulübün kadın futbol takımlarının 7 Aralık 2021 günü Nef Stadyumu'nda destek maçı düzenleyeceği belirtildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yapılan ortak açıklama şöyle. NTV Spor. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi, profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-2021 Süper Lig sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray'ımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A milli takıma yükseldi. Ay Yıldızlı A milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu. Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz. Burak Elmas ne demişti? Burak Elmas, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda, sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor, ifadesini kullanmıştı. Kerem Aktürkoğlu bu sezon ne yaptı? Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı kırmızılılarda ve A milli takım formasıyla 9 kez fileleri havalandırdı. A milli takımda 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 3 gol atan Kerem, Galatasaray formasıyla da 6 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ve grupta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, Sport Toto Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı. Ne söyledi? Kerem Aktürkoğlu, GSTVY'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, en başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih Terim, hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum, değerlendirmesinde bulundu. Beyin Sports. Tahkim Kurulu Nedan Fatih Terim Kararı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti. Kurul, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararını da onarken, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklama şöyle. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ yine, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ. Başkanı Burak Elmas'ın, idareci Rezan Epozdemir'in ve teknik sorumlu Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve E-2021 tam 2022 bölü 371K-2021 tam 2022 bölü 467 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı futbol disiplin talimatının 53/2 maddesi uyarınca 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında futbol disiplin talimatının 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 205 katrilyon 206 trilyon 105 milyar 106 milyon Trabzon Doğu Tribün 112, 114, Doğu ve IP Tribün 211 milyar 212 milyon 213 bin 214, Güney Tribün 118 119 120 12 12 12 12 19, Batı ve IP Tribün 202 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldı başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliğiyle. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞNİN taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52 2 maddesi uyarınca 96 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, futbol disiplin talimatının 52 3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Tribün 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi iki farklı eylem nedeniyle kartlarının bloke edilmesine karar verilen Doğu Tribün 114 bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden iki ev sahibi olduğu müsabakada bloke edilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞNİ'ne, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle futbol disiplin talimatının 49 bölü 3, maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞNİN yöneticisinin birinci güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde kuruluşlara röportaj vermesinden dolayı Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu birincilik yayın talimatının 8 bölü 13, maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ NİN ne, ne, Foto muhabirinin akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle futbol disiplin talimatının 46 bölü 1, maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Başkanı Burak Elmas'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36 bölü 2 ve 35 bölü 4 maddeleri uyarınca 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41 bölü 1C ve 35 bölü 4 maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında, tedbire uymama eylemi nedeniyle futbol disiplin talimatının 82, B ve 50 bölü 1C maddeleri uyarınca ve futbol disiplin talimatının 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16500 TL para cezası ile cezalandırılmasında cezaların birleştirilmesi suretiyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Teknik sorumlusu Fatih Terim'in çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 5 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ İdarecisi Rezan Epözdemir'in müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle futbol disiplin talimatının 46 bölü 1 maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile. Galatasaray Sportif Sınavı ve Ticari Yatırımlar A.Ş. İdarecisi Rezan Epözdemir'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36/1 b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000 TL para cezasının kaldırılmasına oy birliği ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ İdarecisi Rezan Epözdemir'in müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 39 2 ve 39 3 maddeleri uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezasının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde